Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve deltoid konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 7'nin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. ABCD ve ADF eş deltoid olarak verilmiş. Madem eş deltoid ve ikizler bunlar burası 6 ise burası da 6'dır. İkizler bunlarsa bunlar da alt ya 6 mıdır? Evet. İkizlerin taban açılarındaki bu açılar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Arkadaşlar 120'ye 120 ise 120 bunlar da 120'ye 120 olmak zorunda mı? Evet. E 120 120 240 360'a tamamlayanı 120 yapmaz mı? Burası 120 oldu ve 6 6. Yani ne çıktı burada? 30 30 120 üçgen çıktı arkadaşlar. 6 6 ise burası da 6 kök 3 yapar. Birinci sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik ikinci soruya. ABCD bir deltoid ve deltoidde köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu ve buradaki 90'a dikkat edecek olursak şurada ne var arkadaşlar? Bir öklit bağıntısı var. Hadi öklit bağıntısını uygulayalım bakalım. Yani şuraya bir h diyecek olursak h kare eşittir 4 çarpı 9 36'dan h'ı buradan kaç buluruz 6 buluruz e, köşegenler dik kesir ve şu simetri ekseni olan köşegeni keş parçaya bölecek ya da şunlar birbirine eşit şunlar da birbirine eşit ya ikiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için burası da ne olmak zorunda 6 ise burası da 6 olmak zorunda şimdi alan abc'de isteniyor köşegenler çarpımının yarısıdır bir köşegen 12 diğer köşegen 9 4 daha 13 7 daha 20 12 çarpı 20 bölü 2'ye eşit olacaktır. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 120 yapıyor. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı Balıkesir oldu. Geldik üçüncü soruya. Adam bize şununla şunu paralel vermiş. Bu paralelliği kullanmıyoruz. Doğruda açıdan kullanamıyorum şu anda. Doğruda açıdan dolayı biliyoruz. Yıllardır ne yapıyoruz? Yani o paralel doğruları uzatıyorduk değil mi arkadaşlar? Evet uzattık. Uzattığımız zaman 80 ise burası 80 mi? Evet. 20 ise burası 20 mi? Evet. Bakın şunlar birbirine paralel ya. Şöyle bir m kuralı var. 20 ile 80'in toplamı direkt buraya eşittir. Yani burası 100 yapar. E burası 100 ise burası kaç yapacaktır? 80. Hatta 80 ise burası da 80 yaptı. 80, 80, 160 buraya ne kaldı? 20. 80, 20 daha. 100 buraya da 80 kaldı. Bakın burada bir ikizkenar çıktı. 9 ise burası da 9'dur. Burası 7 ise burası da 7 midir? Burada da ikizkenardan dolayı. Evet. E şuraya bakacak olursak burası 12. E hocam burası da 12 olacak. Yani 7 artı x eşittir 12 ise x'i buradan kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Evet üçüncü soru böylelikle balık eseri çıktı. Geldik 4. soruya. ABCD paralel kenar. A ile EF dik geçmiş. Bak dikkat. EF'den bahsetmiş. Demek ki bu doğrusal arkadaşlar. Hani şu ve şu doğrusal mı? Evet. EF'den bahsettiği için doğrusal bu. Şunla bu dik verilmiş. Bununla da bu dik verilmiş. E, köşegen çizilmiş. Ne yapalım? Diğer köşegeni de biz çizelim. Köşegenler ne yapıyordu? Birbirini ortalıyordu. Hocam şu parçalar birbirine eşit. Hatta şu parçalar da şu parça birbirine eşit. E burada ne çıktı? Hocam şurada bir yamuk çıktı. Ee, 11'e 13 tabanları değil mi? E ne yapacağız burada arkadaşlar? Yamukta bir eşitlik var. Eşitlik olduğunda aklımıza orta taban gelmiyor mu? Evet şuradan bir orta taban çizelim. Hop şöyle orta taban çizdik. Bunun tamamı kaç yaptı? 44 yaptı. 44'ü 2 parçaya böldün. 22'ye 22 yapacak. O zaman buraya 5 mi kaldı? Evet. Bu yamukta orta taban olduğundan dolayı A da nedir? 13 artı 11 bölü 2 eşittir. Yani 12'ye eşittir. Burası 12 oldu. E burada dik üçgenden artık 5, 12, 13 üçgenden burası da 13, burası da 13. X uzunluğu da ne olacaktır? Toplamda 26 olacaktır arkadaşlar. Yani dördüncü soru böylelikle edremit oldu. Geldik beşinci soruya. Şekil 1'deki ABC'de deltoidi biçimindeki seramik uzun köşegeni boyunca şekil 2'deki gibi kesilip sağdan sağda kalan parça ters çevrilip soldaki parçaya yapıştırıldığında şekil 3 elde ediliyor. Evet. Şu şekilde elde edilmiş. Şimdi burada AC'yi kaç vermişler arkadaşlar? AC'yi 24 vermişler. Sonra AE'yi 22.5 vermişler. Sonra şunu çizeriz arkadaşlar. Bir saniye. deltoitleşimiz de gücümüz bizim köşegen oluyor. Zaten BD'yi vermişler mi? BD'yi şu an vermemişler. Şu köşegenleri çizdik. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Adam bana şunu vermiş. Hop şunu vermiş. Hocam dikkat edecek olursak bu kenar ortay. Bu da kenar ortay değil midir? Şu köşegen hani bu deltoid ya şunlar birbirine eşit ya. X kenarda çizilen yükseklik ya da simetri sen olduğundan iki eşit parçaya bölür. Kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi olduğundan 22.5'ü 3'e bölsek kaç yapıyor arkadaşlar? Bu arada AC'yi 24 demiş. Burası 12. 12. 22.5'ü 3'e bölsek 7.5 yapıyor galiba değil mi arkadaşlar? Evet burası 7.5 yaptı. Şurası 7.5 yaptı. 7.5 ise burası da 15 yaptı. 12-15'in üçgeni 9-12-15 üçgeninden 9 çıktı burası. Sonra AF'yi de 19.5 demiş. AF'yi de çizelim. AF'yi de şöyle çizdiğimiz zaman burası da 19.5'muş. 19.5'ü 3'e bölsek sanırım 6.5 yapıyor arkadaşlar. E o zaman burası 6.5. Burası da kaç yaptı? 13 yaptı. Dikkat ederseniz şurası 12 idi. Şurası 12 ydi. Şurada da bir dik üçgen var. Yani ne üçgeni bu? 12 13. 5 12 13 üçgeninden burası da 5 çıkar. E şurası da 5 çıktı. Şimdi dikkat ederseniz bu kenar ortay bu kenar ortay burası ağırlık merkezi oldu. Burası 5 ise burası da ne olacaktır? 10 olacaktır. Hatta bu da ağırlık merkezi olduğundan 9 ise çünkü kenar ortay kenar ortay 9 ise burası da 18 oldu arkadaşlar. Tamam şu uzunluk toplamda kaç çıktı? 27 artı 15. 27 ile 15 toplarsak 42. Evet buradaki uzunluğu 42 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şuna bakalım. Bunları böyle ters çevirmişiz. Ters çevirmişiz. E ben şuraya bir alfa dersem. Şuraya alfa alfa dersem. Hocam şu açı alfa. Bu açı da alfa mı? Yani şu alfa alfalık kısmı. Şunu bir ters çevirmişim buraya koymuşum. Yani şurada bir paralel kenar çıktı aslında. Şu karşılık kenarlar birbirine paralel şuraya da beta beta dersem alfa artı beta 90 değil dikkat. Ee, şurası 90 sa şuraya teta diyeyim alfa artı teta 90 derece. Ee, burada beta beta dersem şuraya da beta buraya da beta dersem yani şurası da beta burası da beta olduğundan z kuranı sağlandı. Şunlar da birbirine paralel oldu. E, ne oldu o zaman arkadaşlar? Şu bir paraya kenar yaptı. Karşıtlı köşelerden çizilen bu dikmeler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Çünkü paraya kenarda alanlar eşit ya taban yani şu alanla Şurada kalanla burada kalan eşit. Tabanlar aynı olduğundan yükseklikler aynıdır. Peki. Şimdi verilen bilgilere bakalım. Hocam alfa 90 var burada. Alfa 90, 90 burası teta ve AB uzunluğu. Yani burası da alfa 90, burası da teta, AB uzunluğu. Yani şu üçgenle şuradaki üçgen ne olacak arkadaşlar? O zaman eş üçgen olacak. Sebep? Bak 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 dikkat. Şu üçgene bak. Alfa 90, teta ve bu AB'yi görüyor. Şurayı AB. Arkadaşlar AB. Şuraya 3 tane çizgi ya da 4 tane çizgi koyayım. 1, 2, 3, 4. Şu üçgen eş üçgen mi oldu? Evet. Madem eş üçgen buradaki alfanın karşısı 12, tetanın karşısı 15. Hemen yazalım. Burası 12, burası 15 diye yazdık. E aynı şekilde alfa 90 burası teta. Burası da 1, 2, 3, 4. Şu DC, DC kenarı, DC üst kenarı yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit değil mi? Evet. Yani o zaman burası da şöyle bir eş üçgen yaptım arkadaşlar? Yaptı. E o zaman burası da aynı şekilde madem eş üçgen alfanın karşısı 12 teta'nın karşısı 15. Burası 12 burası da 15. Zaten ben şuradaki uzunluğun kaç olduğunu biliyorum. 42 olduğunu biliyorum. X artı 15 artı 15'in 42 olduğunu söyleriz. Buradan da X kaç 40 kaç çıkar? 42'den 30 çıktı. 12 olarak bulunur. Güzel bir soru arkadaşlar. Cevabımız böylelikle balıkesir çıktı. Kaçıncı soru? Beşinci sorunun cevabı Balıkesir oldu. Geldik altıya. Eşkenar dörtgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır. Şunu çizelim ve diğerini çizelim. Diğerini çizmeme gerek var mı? Yok. Çünkü bu yeterli oldu. Şunlar birbirine eşit mi? Evet. E hocam şurada bir kelebek çıktı karşımıza. Bak şurada bir kelebek çıktı karşımıza. Kelebek dekoran 1'e 1. Bir. E madem 1'e 1 2 ise burası da 2 mi olacak? Evet. Sonra e, bir kenar kaç çıktı? 10 çıktı. E, bir kenar 10 çıkacağından burası da 7 mi oldu? Evet. AE uzunluğunu 7 bulduk. FB uzunluğunu 2 bulduk. Toplamda kaç yaptı o zaman? 9 yaptı. 6. soru böylelikle cehan oldu. Geldik 7'ye. Bir kere açı ortaylık var burada. Z'den dolayı burası da nedir arkadaşlar? Nokta açısıdır. Şimdi burada buraya bir AA diyecek olursam burası da 2A oldu. Burası da 2A mı oldu? Evet. E sonra bir şeyler bulmamız lazım. Sanki açıya dalacağız. Da e burada da arkadaşlar şu oranı kullanmamız lazım. Biz bu oranı kullanmak için ne yapıyorduk? Genelde böyle içe doğru paralel çiziyorduk. Ama kelebek çıkmazsa dışarı doğru uzatıyorduk değil mi? Dışarı doğru uzatalım. Dışarı doğru uzattık bakalım bunu. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında kelebekte bir oran çıktı. Bakın kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. E 6 ise o zaman burası da 6'tır. Hatta 12, 16. Burası da kaç çıktı o zaman? 20 çıktı. Bir şeyler yapmalıyız arkadaşlar. Daha açıyı tam kullanamadım. Sadece x kenarlıkta buldum bu arkadaşlar burada. O zaman burada bir açılara da dalalım isterseniz. Farklı şekilde yapılır mı? Valla şu an açı geldi aklıma. E alfa alfa dedik. Burası da alfa oldu. Alfa 90 burası beta olsun. Alfa ile betanın toplamı nedir arkadaşlar? 90 derece. Hocam 2 alfa ise karşı tarafta 2 alfa. Aa, 2 alfa ile 2 betanın toplamı kaç yapar? 180 yapar. Hocam burası 2 alfa ise diğer açıların toplamı da 2 beta yapar. Üçgende iç açılar toplamı 180 ya. 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 yapacak. Yani burası da beta olmak zorunda. Dolayısıyla burada ne çıktı? İkiz kenar çıktı. Yani burası da A oldu. E burası A iken kelebek tek oran birebir. Yani burası da A'dır. Hemen A'yı yapıştıralım şuraya. Sonra burası 3A ise burası da 3A'dır. Toplamda 4A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 20 bu bulduk? Evet 12, 16, 23 kenden. A'yı buradan 5 buluruz o zaman. Ama bizden ne isteniyor? X. X de 3A'ya eşit olduğundan 15'e eşit olacaktır arkadaşlar. Yani nasıl ki biz ikiz kenarda ya da açıortay konusunda bazen açıortayda özellikle ikiz kenarda da aynı şekilde e, açıortayla kullanamıyorsak ki burada kullandık ama devamı gelmedi. Açılara dalmayı böyle ihmal etmeyin diye söylediysek burada da arkadaşlar bak açı ortaylık var aslında açıya dalmayı ihmal etmeyin. Evet. 7. soru böylelikle 15 çıktı. Geldik 8. soruya. Şimdi ne demiş? Bunlar bir paralel kenar olarak verilmiş. Evet şu paralel kenar bu da paralel kenar. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. O zaman şuraya bir A dersem şuraya da bir A diyelim. Şu alanlar birbirine eşit. E ben şuraya bir B dersem. Hocam şu paralel kenarda ne olacaktır bu paralel kenarda? Şurası bizim 5 yıldızlı alan. Bu tüm alanın yarısıdır. Geri kalanlar da tüm alanın yarısı değil midir? Evet. Yani şurası B ise isterseniz şuraya B diyelim. Şuraya B diyelim. Ee, o zaman burası da kaç yapacaktır? B artı 6 yapacaktır. Çünkü bu yarısı geri kalan parçalar da yarısıdır. Şuraya B dedim. B artı 6 yarısı. E o zaman burası da B artı 6 yapar. E sonra aynı şey burada da var. Bakın şurada da bizim 5 yıldızlı alan. Büyük paraya kenar alanının yarısı kaç? A artı B artı 12. A artı B artı 12. E Şuraya da X alanını da diyecek olursak ki zaten bizden o X alanı isteniyor. E, geri kalan parçalar da bak büyük paraya kenarda şu yarısı dedik. Geri kalan parçalar da yarısı olmaz mı? Evet. Şurayı şöyle aşağıya getireyim daha net olsun arkadaşlar. Paraya kenar alanının yarısı ne oldu? Şöyle baktığımız zaman şuradan ne yazdık? A artı B artı 12 yazdık. Evet. Geri kalan parçalar da şu ve şu alan toplamı da e, paraya kenar alanının yarısıdır. Yani a artı b artı x'e eşittir. A'lar b'ler gitti. X buradan neye eşit oldu arkadaşlar? 12'ye eşit oldu. Dolayısıyla 8. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 9'a. Şimdi neler verilmiş? Şunlar birbirine eşit verilmiş. Bir de AD ile AE birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar şu parçayla şu parça eşit verilmiş. X e, kenar var burada. Tabanla da alakalı bir şey var aslında. Hemen ne yapalım? Tabanına ait yüksekliği çizelim arkadaşlar. Tabanına ait yüksekliği çizince ne çıktı burada? Tabanı iki eş parçaya böldü. A'ya A oldu. E şurada o zaman 90 derecede burada var aslında. Bir alfa beta'ya dalalım. Alfa beta. Hocam açı ortaya olacak ya da x kenardan dolayı alfa ise burası da alfa alfa 90 burası da beta. Şunun tamamı da 90 derece değil mi? Burası 90 z'den dolayı. Beta 90 ise burası alfa oldu. Alfa 90'sa burası da beta oldu. Bak şu kenarla şu kenar birbirine eşit değil mi? Evet. Çünkü eşkenar dörtgenden dolayı. Dolayısıyla şuradaki üçgenle Şuradaki üçgen ne oldu? Birbirine benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Madem eş üçgen beta'nın karşısı 1 ise burada da beta'nın karşısı ne olmak zorunda? 1. E o zaman burası da 1 oldu. 1 1 daha. 2 burası çift çizgi dediğimiz 2 ise o zaman burası da 2. Toplamda burası kaç yaptı? 4 yaptı. Çevresi ne yapar? Bir kenar 4 çıktıysa 4 tane 4 var. Yani çevresi de 16 yapar arkadaşlar. 9. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 10. soruya. Bir kenarı 12 birim olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıt AE ve CF boyunca katlandığında şu paralel kenar elde ediliyor. He. Paralel kenar elde edilmiş arkadaşlar. Bakın şu şekil bir paralel kenarmış. Bunun paralel kenarlığını ben şimdi kullanacağım. Yani verilen hiçbir şey boşu boşuna değildir arkadaşlar. Madem bu bir paralel kenar. Ben bunu böyle katladığımda şuradaki şekil bir paralel kenarmış. Madem bir paraya kenar, şunlar şunlar birbirine eşit midir? Evet. Hocam, bak şimdi. Bunlar birbirine eşit. Şurası 90 derece, burası da 90 derece. Burası 12. E, dik kenarın 12, hipotenüs çift çizgi. Dik kenarı 12, hipotenüs çift çizgi. O zaman bu kenar A ise bu kenar da A değil midir? Yani akar artı 12 çift çizginin karesine eşitse, akar artı 12 çift çizginin karesine eşit olmak zorunda. Yani şunlar birbirine eşit oldu. Yani şurası A iken burası da ne oldu? A oldu. Aynı şekilde katlamada burası A iken burası da A oldu. Bu arada burası 12 mi? Evet burası da 12. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Aa 12 ise burası da 12. 12 ise burayı da 12. Yazdık mı? Yazdık. Sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Takıldık kaldık. Takıldığınız zaman bir de üst üste binen açılara da dikkat etmek lazım. Hocam şu açıyla şu açı birbirine eşit. Bu arada aynı üçgen olduğu için bu. Bu açıyla da bu açı. Yani burası çizgiyse 12'yi gören burası da çizgidir. Şunlar da birbirine eşit dedik. Bu arada burası 90sa burası da 90 mı? Evet. Aynı şekilde burası da 90'dır. Tamam. Ne yapacağız? Bak, açıortay var. Dikkat, karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenlerde açıortaylık varsa Z'ye dikkat edin diye hep uyardık size. Şöyle bir Z kuralı var mı? Var. Z'den dolayı burası çizgimi yaptı. Evet. Arkadaşlar çizgiye çizgi. Yani şu kenar ile şu kenar birbirine eşit oldu. Ya bu kenar ne? A, A ve 12. 2A artı 12. E burası da 90. Şurada bir dik üçgen çıktı mı çıktı. Yani burada 2A artı 12'nin karesi eşittir. Ne diyeceğiz? 12 ve A artı 12'nin kareleri toplamı. 12'nin karesi artı A artı 12'nin karesine toplamına eşittir. İşlem işlem işlemle A'yı bulabiliriz. Hatta burada A ne çıkıyor arkadaşlar? 12 varsa ya 9, 12, 15'tir ya 5, 12, 13'tür ya 12, 16, 20'dir. Arkadaşlar A yerine 12, 16, 20, 4 yazacak olursanız bakın 4 yazacak olursanız 12 16 2 A yerine 4 yazdık. 8 artı 12 de 20 mi yapıyor? Evet A'yı buradan böylelikle 4 bulduk. Bizden ne isteniyor? Bizden A, F, C, E. A, F, C, E. Evet. Şurası 20 çıktı. Yani burası da 20 çıktı. Bizden şu paraya kenarın alanı isteniyor. Arkadaşlar paraya kenarının alanı nedir? Tabanımız kaç? Tabanımız 20. Tabana ait yükseklik kaç? 12. E o zaman paraya kenar alanı 20 çarpı 12'e eşit olacak. Yani o zaman taban çarpı tabana ait yükseklikten cevabımız 240 çıkacaktır. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Verilen bilgileri her verilen cümleyi okuyup şekilde kullandığınız zaman mesela ilk başta burada e, katladığınızda paraya kenar elde ediliyor diyor ya. Aslında orada tüyoyu verdi adam bize. Onu kullanırsak olay daha rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Her verilen bilgiyi kullanın. Bir de şu katlamalarda özellikle paralel kenarda yamukta dikdörtgende. Üst üste binen açıların değişikliğini düşünüp Z'ye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü açı ortaylık ve Z ikiz kenarlık getirtiyor bize. Buna lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Gençler böylelikle test 7'yi de bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 8'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.